verimli ders çalışma ortamının ayarlanabilmesi için öncesinde mutlaka ama mutlaka bireyin verimli olarak ders çalışması gerekmektedir. Kullandığı zamanın en verimli olarak kullanılması, bunun iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Ortamın iyi olarak ayarlanması demek, çalışma verimliliğinin artırılması, etkinliğin artırılması anlamına gelebilir. Çalışma ortamının düzgün olabilmesinin en önemli şartlarından bir tanesi velidir. Velinin yapması gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz. Öğrenciye mutlaka ama mutlaka bir oda yoksa bir alan yaratılmalıdır. Öğrenci bunu kütüphane ile de kapatabilir. Ancak çalışmanın çoğu evde olacağından, ev içerisinde fazla rahatsız edilmeyeceği, gürültüden uzak, sesten uzak bir ortam yaratılması öğrenci açısından faydalı olur. Eğer öğrenci ders çalışma ortamı içerisinde ders çalışırken rahatsız edilirse motivasyonu düşeceğinden küçük kardeş, müzik, açık bir televizyon öğrencinin dikkatini dağıtacaktır. Bu da çalışmanın faydasını düşürecektir. Oda nasıl olmalıdır? Odanın ışığı çok fazla olmamalıdır, çok da az olmamalıdır. Yani ne loş bir ortam ne de çok patlak bir ışık olmaması gerekir. Sarı ışık tercih edilmelidir. Beyaz ışıktan daha ziyade gözleri daha az yoracağı için, öğrencinin verimliliğini artıracağı için bunu kullanabiliriz. Bunun haricinde mobilya seçimine dikkat edilmelidir. Öğrencinin anatomisine uygun olması gerekir mobilyaların. Eğer öğrencinin anatomisine uygun olmazsa otururken ya da ayağa kalkarken herhangi bir sakatlanma neden olabileceğinden dolayı bunun yapılması gerekir. Bir diğer nokta, öğrenci ders çalışırken mutlaka ama mutlaka televizyonun, bilgisayarın veya müzik çalarının herhangi bir ses verecek cihazın oda içerisinde bulunmaması ya da bulunuyorsa da mutlaka ama mutlaka kapalı konumda olması gerekmektedir. Ev içerisinde gürültü olduğu zaman öğrencinin çalışması düşeceğinden dolayı, çalışma verimliliği düşeceğinden dolayı bu konuda dikkat edilmesi gerekir. Küçük kardeş rahatsız edebilecek herhangi bir küçük kardeş varsa ya da öğrenci rahatsız edebilecek herhangi bir kişi varsa bu alandan, ortamdan uzak tutulmalıdır. Aynı zamanda aile bireyleri o ortamı fazla kullanmamalıdır. Bunun haricinde öğrencinin üzerine düşen bazı görevler var. Öğrencinin de şunları yapması gerekir. Mutlaka ama mutlaka oda içerisinde sade bir görüntüye dikkat etmesi gerekir. Zaten öğrencinin odası seçilirken genelde öğrencinin fikirlerine danışılması gereklidir ki o da benimsensin, öğrenci tarafından sevilsin, bu şekilde kabullenilsin. Bir diğer nokta, öğrencinin oda içerisinde herhangi bir poster, herhangi bir yazılı dikkatini dağıtabilecek derslerle ya da işte çalışmayla ilgili olmayan şeylerin bulunması, bunların kaldırılması gerekmektedir. Odanın temizliğinden, düzeninden, havalandırmasından öğrenci sorumlu olacaktır. Çalışma materyallerinin masasının üzerinde bulunmasında fayda vardır. Yeniden kalkıp oturmak konsantrasyonunu bozacağı için bütün malzemelerin, bütün bulunan şeylerin oda içerisinde çok yakında ulaşabileceği bir alanda olması gerekir. Düzenli ve tertipli olması zamanın etkin kullanılması için faydalı olacağından öğrenci buna dikkat etmelidir. Motivasyonun artırılabilmesi için çocuğun istekleri göz önünde bulundurulmalı ve çalışma ortamı bu şekilde düzenlenmelidir diyebiliriz.